Değerli İKBİP üyelerimiz, kıymetli ihracatçılarımız. Bugün sektörümüzde son dönemde gündeme gelen bazı konularla ilgili sizleri bilgilendirmek üzere karşınızda bulunuyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi İKBİP Başkan adaylığını açıklayan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, birliğimize ve şahsıma yönelik olarak bazı ithamlarda bulunuyor. Bu ithamları hiç de etik olmayan bir şekilde başkanı olduğu vakfın, yani PAGEV'in imkan ve kaynaklarını kullanarak siz değerli ihracatçımıza ulaştırmaya çalışıyor. Bakar mısınız? Genel Sekreterinin doğrudan göndermiş olduğu yazı ve yine PAGEV matbu evraklı ve PAGEV tarafından ödenen bütün bu kargo gönderiler. Değerli meslektaşım, gelelim ithamlara. Astronomik aidatlara son verecekmiş. Eroğlu aidatların astronomik olduğunu ve bunu kaldıracağını iddia ediyor. İhracatçı birliklerine üyelik, ödenen aidatlar, birliklerin TİM'e katkısı, bunların tamamı kanuna belirlenir. Ve Ekonomi Bakanlığımız eliyle de yürütülür. Dolayısıyla kimse kendi isteğine göre aidat alamaz, aidat bedeli belirleyemez. Aidat bedelini yükseltip indiremez. Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleyecekmiş. Bilmeyenler için bir kere daha söyleyelim. İKMİP, kimya sektörünün çatı kuruluşudur. İhraç Ürünleri Fuarı gibi genel katılımlı fuar düzenlemez. İKMİP, sektörel fuar organize eder. Sektörel fuarlara katılır. 2017 yılında 10 adet sektörel fuar organizasyonuna katılım sağlandı. 2018 yılında ise bu sayı 18 olarak planlandı. Urge projesi yapacakmış. Yalnızca İKMİP 2017 yılında 10 adet Urge projesi bitirip yürürlüğe koymuştur. Bir o kadar da projesine başlanmıştır. Bu arkadaşımız istiyorsa gelsin, ona da ayrıca yardımcı olalım. Ankara ofis açılacağı konusunda da TİM bünyesinde 61 adet birlik var. Bunların tamamının Ankara'ya irtibat ofisi açmak istemesinin yaratacağı kaosu düşünebiliyor musunuz? Ayrıca Ankara'ya falan gitmenin gereği yok. Ekonomi Bakanlığımız halihazırda dış ticaret kompleksimizin içerisinde 1510 metrekarelik büyük bir irtibat ofisi var. 70 civarında çalışanı var. Biz uzun süre evvel Ankara'yı zaten İstanbul'a getirdik. İKBİP yöneticileri business class uçup lüks harcama yapıyormuş. Bu husus Ekonomi Bakanlığımızca TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu görev ve seyahatleri uygulama usulü esaslarında düzenlenmiştir. Buna göre kimlerin hangi ülkelere ne şekilde seyahat edebilecekleri zaten bellidir. Bunun dışında tespit edilen usulsüz bir seyahat var ise onu konuşalım. Yoksa bu bir iftiradır. Bu arkadaşlar da iftirayı seviyor açıkçası. Sektörel tanıtım gruplarını kapattırmış. Sektörel tanıtım grupları kapatılmadı. Bu bir kandırmaca. Aksine sektörel tanıtım gruplarının işlerliği ve işlevselliği öylesine gelişti ki Ekonomi Bakanlığımız artık sektörel olmasından ziyade 24 sektörün tamamını içine alan bütüncül olarak hareket edilmesi gerekliliğini ortaya koydu ve 12 Ağustos 2017 tarih ve 30.152 sayılı resmi gazeteyle Türkiye Tanıtım Grubu'nu kurdu. Demek ki biz ileriyi öngörerek iyi ve faydalı bir çalışma peşinde olduk. Ordinal ücretlerini kaldırmış. Güya çaba göstermişler ve ordinal ücretlerini kaldırmışlar. Daha önce hayırlı olsun diye defalarca gerçeği yansıtmayan mesajlar yayınladılar. Biz sizlere uyardık. Hayır, kaldırılmadı dedik. Nitekim hükümetimiz ordinal ücretini resmileştirdi, 150 TL gibi bir ücrete sabitledi. Gönlümüz bunu daha da azaltılması konusunda ve çalışmaları da halen yapılmaya devam ediyor. Şimdi dün söylediklerinin aksine 180 derece dönerek kendi söylediklerini inkar edercesine ordino ücretini düşürdük diyorlar. Hani kaldırmışsınız? İKMİP ihracatçının sırtından geçiniyormuş. İKMİP kimsenin sırtından geçinmez. İKMİP ticari bir kuruluş da değildir. Para kazanmak gibi bir amacı da yoktur. Aksine kurmuş olduğu ve ihracatçılarımızın uluslararası akreditasyonunu sağlayan RGS anonim şirketi dahi karlılık amacı gütmeden ihracatçılarımıza yardım amaçlı kurulmuş ve hizmet etmektedir. İKMİP içi boş projeler yapıyormuş. İKMİP ne boşa para harcayabilir ne içi boş proje yapabilir. İKMİP her yönüyle Ekonomi Bakanlığımız tarafından denetlenmektedir. İKMİP'imizin boşa harcanacak dakikası ya da kuruşu olamaz. Bunu söyleyenler kendi başında bulundukları kuruluşlarının mesleki yeterlilik kuruluşundan sıfır çektiklerini unutuyorlar. Yetkilendirilmiş sertifika kuruluşu olmasına rağmen PAGEV 2017 yılı sonu itibariyle tek bir sertifika verememiştir. Sektörümüz adına utanılacak bir durum değil mi bu? Sonuç olarak gördüğünüz gibi
5 yıldızlı değişim planı sınıfta kaldı. Değerli meslektaşım, bildiğiniz gibi bu yıl görev sürem doluyor. Ancak PAYEV Başkanı şahsımı arkadan dolanıp başkan adayı olan saygıdeğer bir sanayici ve ihracatçımızı uzaktan kumandayla yönettiğime dair bir iş adamına yakışmayan şekilde sizlere mektup gönderiyor. Koltuk meraklısı olsaydım, iki dönem kuralının çıkması yönünde Anayasa Mahkemesi'ne olumlu görüş bildirmezdim. Sektörümüzün ve ülkemizin gelişimi için hayatımın birçok alanında fedakarlık yapmış biri olarak, bundan sonraki süreçte şahsıma ihtiyaç duyulan her noktada var olmaya ve sektörümüzün ilerlemesine katkıda bulunmaya da devam edeceğim. Değerli üyelerimiz, hepinizi Nisan ayı içinde düzenlenecek genel kurulumuza beklediğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizleri saygıyla selamlıyor, işlerinize başarılar diliyorum.